Yüksek Divan Kurulu Başkanımız, Genel Kurulumuzun Divan Kurulu, Yönetim Kurulu arkadaşlarım, değerli kongre üyelerimiz, Yüksek Divan Kurulu üyelerimiz, televizyonların başında bizi seyredenler, İsmail Kartal Hocam, Sema Hanım, Sena Emre, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tarihi bir güne hep beraber tanıklık edeceğiz. Bugüne hoş geldiniz diyorum. Ve hakikaten hepimiz birbirimizle ne kadar gurur duysak, ne kadar iftihar etsek azdır. Evet, sizi biraz sık boğaz ettik mesajlarımızla. Son dönemde WhatsApp mesajlaşma sistemiyle, ki Türkiye'de bunu kongreleriyle WhatsApp ortamında mesajlaşabilen tek kulüp olarak bu hafta başladık. Onun da faydalarını gördük. Çünkü artık bu dijital dünyada SMS mesajları eskisi gibi okunmuyor. 6000 katılımcımız var. Localarımızı açtık. Localarımız dolar dolmaz da üst türbinler açacağız. Hepinizden Allah razı olsun. Gündem maddemize gelmeden önce bir konuda da sizlere bilgilendirme yapmak istiyorum. Bazen görüyorsunuz, bazen göremeyebiliyorsunuz. Çünkü Fenerbahçe ismi kullanılmıyor. Ama amatör branşlarda boks, yüzme, atletizm, her yerlerde rekorlar kırıyoruz. Olimpiyat kotaları tek tek gelmeye başladı. En son Kuzey Tunceli kardeşimiz hem 800 metrede hem 1500 metrede Türkiye rekoru da kırarak kotayı aldı. Ama ne yazık ki söz konusu Fenerbahçe olduğu zaman geleneksel medyada sporcularımızın isimlerinin yanında Fenerbahçe sporcusu kullanılmıyor. Bunu da üzüntüyle karşılıyoruz. Tepkimizi de koyduk ama bilmenizi istiyorum ki pek çok alanda futbolun tatilde olduğu dönemde de, takım sporlarının tatilde olduğu dönemlerde de rekorlar, başarılar üst üste geliyor. Hepsiyle ne kadar gurur duysak azdır. Takım sporları dedikçe, demişken filenin sultanlarına da değinmek istiyorum. Geleneksel rakiplerimiz arasında amatör branşlarda hala bayrağı en yüksekte tutan, hala tek hedefi şampiyonluk olan ne yazık ki sadece Fenerbahçe Spor Kulübü kaldı. Bunu yapmanın hele bugünün şartlarında kolay olmadığını hepiniz biliyorsunuz. Filenin sultanları önce Uluslararası Lig'de sonra da Avrupa Şampiyonası'nda bu ülkeyi ne kadar mutlu ettiğini, birleştirdiğini hepimiz az süre önce tanık olduk. Şimdi de dün Japonya'ya gittiler. Orada da Allah yollarını açık etsin. Ve bu takımın 4 en önemli oyuncusu Fenerbahçe sporcularıdır. Filenin sultanlığını kutlarken ayrı bir parantez, Kaptan Eda'ya, Savunma Bakanı Gizem'e, Türk oğlu Türk olan Vargas'ımıza, ve Aslı Kalaca özel bir parantez açmak istiyorum. Hem ülkemizi hem de Fenerbahçe'mizi müthiş bir şekilde temsil ettiler ve layık olduğu yere ülkemize gelmesine büyük katkı sundular. Dün yönetim kurulu toplantısı yaptık. Güzel bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Aldığımız karar çerçevesinde Alex, Lefter, Can Bartu ve Eda Erdem heykeli olacak.
Kendisi de bilmiyor. Şu an itibariyle de öğrenmiş oldu. Şu an uçakta mı diyeyim bilmiyorum ama gani gani hak ettiğini düşünüyoruz. Zaten Fenerbahçe Spor Kulübü bir spor kulübüdür. Sadece futbol kulübü değildir. Evet, hepinize şahsım ve yönetim kurulum adına bir cumartesi gününüzü, yazın bittiği, okula dönme telaşının olduğu şu günlerde vaktinizi ayırarak geldiğiniz için, tarihi bir güne tanıklık edeceğiniz için ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün anayasası olan tüzüğümüzü değiştirmeye katkıda bulacağınız için, kıymetli vaktinizi bizlere ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Sağ olun, var olun. Bugün ayrıca çok önemli bir günde bir aradayız. 9 Eylül İzmir'imizin kurtuluşunun 101. yıl dönümü. Bu anlamlı günde başta atamız olmak üzere tüm şehitlerimizi bu vatana hizmet etmiş tüm halkımızı sonsuz saygıyla anıyoruz. Vatanımıza hizmet eden her isme minnettarız ve haklarını ödeyemeyiz. Evet, tüzük değişikliği için buradayız. Aynı zamanda mabedimizin ismini değişikliği için, atamızın ismini taşıması için, demin de Fethi Bey ifade ettiği için bugün buradayız. Evet, biraz uzun sürecek. Hesaplarımıza göre her şey yolunda giderse 6-7 saatlik bir toplantı olacak bugün burada. Biz uzun bir süredir bu konuda çalışıyoruz. 4 yıldır tüzük üzerine çalışıyoruz. Akıl akıldan üstündür bir yaklaşımıyla son derece katılımcı bir süreç işlettik. Titizlikle çalıştık, insanlara danıştık ve sizlere sunduğumuz tüzüğümüzün, yolladığımız tüzüğümüzün son halini vermiş olduk. Sayın Fethi Pekin ve hukuk ekibimiz çalışmalar süresince son derece interaktif bir şekilde ilerleme kaydetti. Dernek ziyaretleri yapıldı. Kongrelerimizde çeşitli gruplar halinde buluşuldu. Bazı kongrelerimiz sağ olsunlar zahmet ettiler. Şahsen bireysel toplantıya kulübe geldiler. Fenerbahçe TV aracılığıyla pek çok program yapıp anlatmaya çalıştık. Bununla yetinmedik. Aldığımız değerli görüşleri bizlere ulaşamayan, fiziken bizle beraber olamayanlar için de ayrıca tuzuk@fenerbahce.org mail sistemini açtık. Buraya 111 adet çok değerli görüşler iletildi. Bu görüşlerin de tamamı değerlendirildi ve uygun görülenler tüzük tadilinde yeni tüzüğümüze yansıtıldı.